iddialı filmler, saygıdeğer bir anma töreni ve renkli kapanış partisiyle 33. Porto Uluslararası Film Festivali Fantaş Porto bir kez daha sinema severleri büyüledi. Geçtiğimiz birkaç yıla kadar sadece fantastik filmleri ağırlayan fakat son yıllarda film türlerini genişleten festivale bu yıl yine bir fantastik yapım damgasını vurdu. Arjantinli yönetmen Andemus Quieta'nın İspanya ve Kanada yapımı Mama adlı uzun metraj denemesi en iyi film ödülüne layık görüldü. İnsanı yerinden zıplatacak gerilim sahnelerine sahip film, modern ve klasik korku öğelerini bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Andres ve Barbara Muschietti'nin 2008 yılında çektiği kısa filme dayanan Mama, annelerinin öldürüldüğü gün ormanda kaybolan iki küçük kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Filmin başrolünde Zero Dark Thirty filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Jessica Chastain bulunuyor. Başarılı olacağımıza dair öngörülerimiz vardı ama kimse bu sonucu beklemiyordu. Film Amerika'da gösterime girdiği hafta ilk sıraya yükseldi. Jessica Chastain ve Nikolai Coster-Waldau gibi iki olağanüstü oyuncuyla çalışmış olmak filmin ticari başarısının artmasına katkı sağladı. Elbette Guillermo del Toro'nun imzası kalite damgamız oldu. Festivalin bu seneki jüri üyelerinden biri de İngiliz yazar ve film eleştirmeni Kim Newman oldu. Birçok başarılı film aday olduğu için hangilerinin ödül alacağına karar vermek kolay olmadı. Elbette daha az beğendiklerimiz oldu ancak sinema böyle bir şey. Genel olarak aralıksız film izlediğimiz çok keyifli bir hafta geçirdik. Seyirci ödülüne ise Alexander Nordas'ın yönetmenliğini yaptığı Norveç yapımı Tale adlı film layık görüldü. Filmde Norveç mitolojisinde geçen Huldra adlı efsanevi bir karakterin hikayesi anlatılıyor. Ormanda yaşayan ve çok güzel bir kadın olan Huldra aslında inek kuyruğuna sahip bir yaratık. İskandinavya'da herkes bu yaratığın hikayesini bilir ancak ilk kez bir filme konu oluyor. Yani onu canlandıran ilk kişi benim. Huldra film boyunca hiç konuşmuyor. Dolayısıyla her şeyi gözleri ve vücut diliyle ifade etmesi gerekti. Bu açıdan benim için büyük bir tecrübe oldu. Festivalde ayrıca 1942 yapımı Aniki Bobo adlı filmin 70. yılı şerefine özel gösterim düzenlendi. Filmin 104 yaşındaki yönetmeni Manuel de Oliveira'nın da gösterime katılması hayranlarına unutulmaz bir an yaşattı. Film o zamanlar eleştirmenler tarafından hiç beğenilmemişti. Fakat şimdi yaptığım tüm filmlerin en popüleri haline geldi. Bu çok enteresan gerçekten. Hoje o mais popular de todos os meus filmes. Aslında bir çocuk filmi olan Aniki Bobo, aynı kıza aşık iki arkadaşın hikayesi üzerinden Portekiz'deki sokak çocuklarının yaşamını anlatıyor. Çekildiği zaman kimseden olumlu eleştiri alamayan ve yönetmenini bir süreliğine sinemaya küstüren film şimdi çok sevilen bir Portekiz klasiği. Geçtiğimiz 70 yılda birçok şey değişmiş olsa da Porto'nun Ribeira mahallesinde yürüdüğünüzde Oliveira'nın Aniki Bobo ile ortaya koyduğu şehir portresini hala görebilirsiniz. Bu sokaklarda dolaşmak aslında Portekiz ve dünya sinema tarihinde bir gezintiye çıkmakla eşdeğer.